Herkese merhabalar. Bu videoda da SketchUp'taki Toolbar Editör eklentisini anlatacağım. Şöyle, Window'un altından Toolbar Editör başlığına tıklayarak bu pencereyi açıyoruz. Bu eklenti ne işe yarıyor? Biraz ondan bahsedeyim. Bizim normalde SketchUp komutlarını kendi özel bir Toolbar olarak, yani araç seti olarak SketchUp'ta hazırlayabilme imkanımız var. Ama eklentilerin araçlarını hazırlama imkanımız yok. Normalde bir eklentiyi indirip yüklediğiniz zaman yanında çok fazla kullanmadığınız komut gelebiliyor araç seti içerisinde. O yüzden de siz kendinize özel bir araç seti oluşturup onun içerisine farklı eklentilerin komutlarını toplayabiliyorsunuz. Örneğin buradaki bu pencereyi açtıktan sonra buradaki kısmından toolbar 0 yazıyor. Şuna tıklayıp araç setimin adı ne olsun? İşte modelleme ya da mobilya modelleme araçları diyebilirim. Ya da araçları yazmam çok uzun olmasın. Mobilya modelleme dedim. Daha sonra gelip bu available buttons'tan şuradan hangi komutu oraya eklemek istiyorsam onu arıyorum. Örneğin ben joint push pull komutunun extrude push pull özelliğini alıp komutunu buraya eklemek istiyorum. Tuttum, sürükledim. Belki işte ne diyelim, offset diyelim. Tools on surface komutu eklentisinin offset on surface, yani yüzeyler üzerinde offset alabilmemizi, eğrisel yüzeyler üzerinde offset alabilmemizi sağlayan bir komut. Veya JHS power bar'daki, hatta buraya JHS yazmayayım, face finder komutu. Bu da JHS power bar'da. Bakın, bunu da sürükledim, getirdim oraya, bıraktım. Şimdi daha sonra buradan apply'a bastığımız zaman bakın karşımıza bu şekilde bu 3 komutun olduğu bir araç seti geliyor. Yukarıdan herhangi bir komutun üzerine sağ tıklayarak, biliyorsunuz, kısa yoldan bu araç setlerini açıp kapatabileceğimiz bölüme ulaşabiliyorduk. Buradan da geliyorum. Bakın burada artık mobilya modelleme başlığını görüyorum. Kapatırsam o gider. Tekrar mobilya modellemeyi açarsam gelir. Bunun yerine yerleştirdiğimiz zaman artık biz o geniş geniş araç setlerini, eklentilerin, işte kullanmadığımız komutları da içeren o büyük araç setlerini görmek zorunda değiliz. Yani şöyle düşünün, işte bir Fredo Spline, bir Joint Push Pull, bir ne bileyim JHS Power Bar açtığımda çok fazla yer kaplıyor ekranda. Bunların her birini kullanmadığım için ben bunların komutlarını tek bir araç seti içerisinde Toolbar Editör eklentisiyle toplayabiliyorum. Toolbar Editör kısaca bu işe yarıyor. Diğer videolarda görüşmek üzere.